Zirvedekilerle karşınızdayız. TÜBİTAK Spor ekranlarından herkese merhaba. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Bugün Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bizimle beraber. Şeref verdiniz efendim. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. İnşallah hep beraber güzel bir yayın olsun. Güzel konulardan konuşalım. Gelecek güzel günlerden konuşalım. İnşallah. Malum sıkıntılı bir süreç içindeyiz. En yakın temaslı sporumuz güreş. Kültürümüzün en önemli parçalarından biri. Olimpiyatlarda bizi gururlandıran, eğer güreş başarılıysa Türkiye olimpiyatlarda başarılı dedirten branşımız. Ama olimpiyatlar ertelendi. Oradan başlayalım isterim. Bu durum bize nasıl yansıdı, sizlere nasıl yansıdı? Tabii sizin de ifade ettiğiniz gibi Covid-19 pandemisi bütün dünyayı olumsuz şekilde bir etkisi altına aldı. Dolayısıyla bu konuda ülkemizi de olumsuz bir şekilde etkiledi. Her alanda tabii olumsuzluk oldu. Gerek ekonomide, gerek turizmde, gerek sanayide, her alanda tabii büyük olumsuzluk oldu. Tabii bu spor da bundan nasibini aldı. Ancak güreş tabii temaslı bir spor. Temaslı bir spor olduğu için güreş daha çok etkilenmiş oldu. Şöyle o sürece bir baktığımız vakit Sayın Cumhurbaşkanımızın tabii ortaya koymuş olduğu vizyon, Sağlık Bakanımızın, Fahrettin Koca Bey'in, Bilim Kurulu'nun üstün gayretleri, yurt dışına gelen vatandaşlarımızın 14 günlük KYK'daki o izolasyon sürecini yürüten Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey ve alınan kararların, o tedbirlerin uygulanmasındaki başarısıyla İçişleri Bakanımız gerçekten çok büyük başarıyla o önlemleri uyguladılar. Bu vesileyle gerçekten ülke olarak dünya genelinde büyük başarıya imza attık. Yani bu pandemiyi kontrol altına almış olduk. Biz sadece ülke olarak kontrol altına aldık, öyle kalmadık. Bütün dünyaya bu anlamda örnek olduk. Bütün dünyaya da yardım ettik. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere. Amerika'ya, yani dünyanın en ekonomisi güçlü olan ülke Amerika'ya bile tıbbi malzeme yardımında bulunduk. Bu anlamda tabii yani evet çok insanımız hayatını kaybetti, öldü. Ancak bu bizim başarımıza baktığımız vakit gerçekten dünyaya örnek olduk. Ülke olarak büyük bir prestij kazandık. Bu anlamda da hani gurur duymamak mümkün değil. Bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bu ülkeyi seven bir insan olarak, bir spor adamı olarak gerçekten ülkemden bu anlamda çok gurur duydum. Bunu özellikle ifade etmek istiyorum ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sağlık Bakanımıza ve Gençlik ve Spor Bakanımıza da teşekkürlerimi arz ediyorum. 82 milyon Türk milletimize de çok teşekkür ediyorum. Bu alınan tedbirler konusunda gerçekten büyük bir titizlikle, büyük bir gayretle evlerine kapandılar, dışarıya çıkmadılar. Ve bu pandemiyi de 82 milyon Türk milleti olarak hep birlikte başardık. Ancak bu 1 Haziran normalleşme sürecinden sonra tabii 2-3 ay gibi uzun sürede evde kalan vatandaşımız yani daralmış durumda ve birden tabii normalleşme süreci başlayınca alışveriş merkezleri, piknik alanları, parklar falan doldu. Yani tedbiri elden bıraktık. Dolayısıyla biraz daha sıkıntılı sürece girdik. Ancak yeni alınan işte Bilim Kurulu'nun, Sağlık Bakanlığı ve Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı kararlar, tedbirler biraz daha yeniden kontrol altına almış durumdayız. Bu süreçte tabii olimpiyatlar olacak mı olmayacak mı büyük bir belirsizlik vardı. Büyük bir stres vardı. Doğrusu biz de büyük bir merakla bekliyorduk. Ancak bu süreçte tabii Dünya Güreş Birliği ve IOC, Uluslararası Milli Olimpiyat Komitesi toplantı yaptı ve bir açıklamada bulundular. Olimpiyatların 2021 yılında ertelendi.
Bu tabii Türk güreşi için gerçekten çok doğru bir karardı. Şunun için bu süreçte Taha Akgül talihsiz bir sakatlık geçirdi, ameliyat geçirdi. Tabii onun tedavi süreci vardı ve tedaviden sonra da hiç maç yapmadan, hiç kendini görmeden, kendini denemeden hemen direkt olimpiyatlara katılacaktı. Tabii bu bizim için sıkıntılı olacaktı. Yani Taha Akgül biliyorsunuz 2016 olimpiyatlarında, son olimpiyatlarında ülkemize tek altın madalya kazandırmış bir sporcumuz. Dolayısıyla bu sporcumuzun bu sakatlığı gerçekten bizleri üzmüştü. Üzerimizde de büyük bir stres vardı. Tabii kendisinden 2020 olimpiyatlarında da altın madalya bekliyorduk. Ancak bu olimpiyatların ertelenmesi bizim için çok iyi oldu, çok yararlı oldu. Öyle inanıyorum ki 2016 Rio'da olduğu gibi 2020'de de Taha Akgül sporcumuz iyi bir hazırlık geçirecek. Hazırlıktan sonra da, yani tedavisi bittikten sonra da inşallah birkaç turnuvaya, maça katılacak. İyileştiğini kendisi görecek, kendisini denemiş olacak ve kendisi bu anlamda özgüven kazanmış olacak ve inşallah 2020'de yeniden şampiyon olacak ve ülkemize altın madalya kazandıracaktır diyorum. İnanıyorum ve kendisine de güveniyorum. Başarılar diliyorum. Bunun Taha'nın dışında biliyorsunuz 3 tane ağır sikletimiz var. Üçü de altın madalyaya yakın isimler. Rıza Kayalp'in de bir boynundan sakatlığı vardı. Onun da tedavisi devam ediyor. Kadınlarda ağır siklet güreşçimiz Yasemin Adar'ın da bir sakatlığı vardı. Dolayısıyla 3 tane altın madalya beklediğimiz sporcumuzun olimpiyatın arifesinde böyle bir sakatlık geçirmesi bizleri çok üzdü. Büyük bir stres içerisindeydik. Akabinde olimpiyatlar olacak mı olmayacak mı, o da bize büyük bir stres yaşattı. Ancak şu an önümüzü rahat görebiliyoruz. Önümüzde bir yıl gibi uzun bir süre var. Bu süre içerisinde güzel bir hazırlık, güzel bir çalışma programıyla, güzel bir hazırlık dönemi geçirerek geçmiş yıllarda olduğu gibi 2021 Tokyo Olimpiyatlarında da ülkemizi başarıyla temsil edeceğimize inanıyoruz. Siz de programın başında ifade ettiniz. Eğer biz olimpiyatlarda başarılı olacak isek, ülke olarak, Türk milleti olarak başarılı olacak isek güreşte mutlaka başarılı olmamız lazım. Olimpiyat tarihine baktığımız vakit 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazanmışız. 39 altın madalyanın 29'unu güreşte kazanmışız. Güreş Türk sporu lokomotif branşı. Bu anlamda güreş mutlaka olimpiyatlarda başarılı olması lazım diyoruz. Ve 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda da başarılı olacağına inanıyoruz. Mutlaka başkanım, 4 kotamız cepte. 2 kota için klasifikasyon devam ediyordu. Hatta pandemiye de tam o arada yakalandık yanlış hatırlamıyorsam. Bulgaristan'da, Macaristan'daydı sporcularımız. Evet. Notlarımı kontrol ettim. Çünkü hem Bulgaristan'da hem Macaristan'da klasifikasyon var 2 kota için. Kaç kota hedefliyoruz peki? O mücadelelerin sonuçları ne olacak, Avrupa elemeleri? Çünkü onlar da yarıda kaldı. Şimdi 2019 yılında ki Avrupa Şampiyonası'nda 16 madalya kazandık. Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazandık. 6'sı altın. 6'sı altın. Yani 6 kez Avrupa'da İstiklal Marşı'mızı okuttuk. Yani adeta Avrupa İstiklal Marşı'mızı ezberlettirdik. Gerçekten büyük bir başarı. Ben güreşçilerimizi tebrik ediyorum. Teknik ekibi de tebrik ediyorum. Büyük bir rekora imza attılar. Ancak 2019 Dünya Şampiyonası, tabii kalifikasyon, yani orada ilk 6 dereceye giren sporcular olimpiyat kotası vizesi vardı. Ancak orada büyük bir talihsizlik yaşandı. Sadece bizim ülkemize mahsus değil, bizim güreşçilerimize mahsus değil. Genel anlamda tüm ülkeler bu konuda çok şikayetçiler. İyi sporcuların tamamı bir gruba düştü. Diğer Kazakistan ve diğer zayıf sporcular bir gruba düştüler. Bu tabii bütün dünyanın dikkatini çekti. Aynen. Dünya ülkelerin dikkatini çekti. Antrenörlerin dikkatini çekti. Ve Dünya Güreş Birliği de bu Dünya Şampiyonası'ndan çok rahatsız oldu. Ve Dünya Güreş Birliği Başkanımız Sayın Nenad Lalovic Bey
hemen Dünya Şampiyonası'ndan 2019 Dünya Şampiyonası'ndan sonra İstanbul'da bir toplantı yaptı. Bu konuda tabii hangi tedbirler alabiliriz? Böyle bir olumsuzlukların yaşanmaması için, bir daha yaşanmaması için hangi tedbirler alabiliriz diye toplantı yaptı. Ancak tabii iş işten geçti. Yani olan oldu. Yani 2019 Dünya Şampiyonası hem aynı zamanda kota elemeleri vardı. Orada birçok Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonu sporcu, sadece bizim değil, diğer ülkelerin sporcuları da kota alamamış oldular. Dolayısıyla hem böyle bir talihsiz bir dünya şampiyonası oldu, hem de önümüzde Avrupa kota maçlarında ve dünya kota maçlarında işimiz biraz daha zorlaştı. Yani çünkü iyi sporcuların, yani 2016 Rio'da Olimpiyat şampiyonu olan, geçmiş yıllarda dünya şampiyonu olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş güreşçiler devre dışı kaldılar. Yani kota alamamış oldular. Bu tabii hem ülkemiz için hem de bütün diğer ülkeler için büyük bir sıkıntı oluştu. Ancak 2021'de gene aynı ülkelerde, aynı tarihlerde Macaristan'da Avrupa kotası, Bulgaristan'da dünya kotası müsabakaları yapılacak. Bu anlamda biz 4 Grekoromen, 4 serbest, 4 kadınlarda toplam 12 kota bekliyoruz. 2016 Rio Olimpiyatlarında 14 güreşçimizle katılmış idik. Ancak 2016 Rio Olimpiyatlarında her siklette 21 kişi katılırken 23 kişi katılırken 2021 Tokyo Olimpiyatlarında her siklette 16 kişi katılacak. Yani her siklette 7 kota eksilmiş oldu. Yani 7 güreşçi daha az katılacak. Yani 23 güreşçiden 16 güreşçiye düştü. Bu anlamda tabii kota almakta biraz zorlandı işin doğrusu. Ancak bizim hedefimiz 4-4-4, yani 12 kota almak. Ancak şunu söyleyeyim. Belki bazı branşlarda kota almak, daha çok kota almak başarı sayılabilir. Ancak güreşte kota almaktan ziyade madalya almak, bayrağımızı göndere çektirmek önemli. Ancak tabii kota almadan olimpiyatlara katılmanız mümkün değil. Onun için şimdi bizim öncelikli hedefimiz Macaristan'da yapılacak Avrupa kotası. Ondan sonra da Nisan'ın sonunda Sofya'da yapılacak dünya kotası müsabakaları. Ben sporcularımıza inanıyorum, teknik ekibimize güveniyorum. Hedeflediğimiz 12 kotayı alacağımıza da inanıyorum. İnşallah biz 12 kota alırsak 12 madalya maçına çıkmış olacağız. Çünkü bizim sporcularımızın hemen hemen hepsi madalyaya yakın sporcularımız. Bu anlamda büyük bir başarıya imza atacağımıza inanıyoruz inşallah. Çok önemli bir nokta da arasında geçti sözlerinizin. Oraya tekrar değinmek istiyorum. Son şampiyonada, Kazakistan'da, Dünya Şampiyonası'ndaki hakem yönetimini haklı olarak eleştirdik. Herkesin de gözünün önünde olan bir konuydu. Ama hani oradaki olumsuzluklar dediğiniz gibi olan oldu, geride kaldı. Ama bence çok önemli bir noktaya ışık tuttu. O da bizim hakemlerimizin uluslararası platformdaki başarılarına ve bu başarıların biraz daha parlamasına sebep olduğunu düşünüyorum. Oradaki tırnak içinde başarısız hakem yönetimi. Şimdi şunu söyleyeyim. Biz hakem anlamında gerçekten çok başarılı hakemlerimiz var. Özellikle Gazi Üniversitesi'nde Profesör Doktor İbrahim Cicioğlu Bey bence dünyanın en iyi hakemi. Zaten Dünya Güreş Birliği Hakem Komitesi'nde ikinci adamı. Avrupa'dan sorumlu başkan olarak görev yapıyor. Bunun yanında diğer hakemlerimiz de oldukça kaliteli. Ancak tabii Dünya Güreş Birliği'nin ülkelere vermiş olduğu bir kota var. Yani hakem kotası da var. Bu anlamda tabii en çok biz 3 tane hakemle olimpiyatlara katılabileceğiz. Yoksa biz normal şartlarda yani bu ülkelere verilen kotalar olmasa bizim
çok hakemimiz olimpiyatlarda görev alabilecek kapasitede, o yetenekte, o düzeyde. Ben tabii hakemlerimizi tebrik ediyorum. Ve bu hakemler üzerinde büyük emeği geçen İbrahim Cicioğlu hocamızı da tebrik ediyorum. Kendilerini kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Yeni yetişen hakemlerimiz de var. Onlar da gelecekte inşallah yeni İbrahim Cicioğullar, yeni Ender Büyükerşenler olacaktır. Gerçekten sizin de ifade ettiğiniz gibi hakemler konusunda oldukça başarılıyız. Bu arada İbrahim Cicioğlu'nun uluslararası platformda verdiği eğitimler de var. Hatta pandemi sürecinde bir online eğitim de vermişti Dünya Güreş Birliği'nin organize ettiği. Yani ona da parantez açmak anlamlı olabilir. Evet, pandemi sürecini biz tabii güreş ailesi olarak, güreş federasyonu olarak güzel değerlendirdiğimize inanıyoruz. İşte sizin de ifade ettiğiniz gibi İbrahim Cicioğlu Bey online üzerinden bizim hakemlerimize seminer verirken Türkçe bilen, yani İranlısı, Azerisi ve diğer ülkelerin hakemleri de bu bizim seminerlerden faydalanmış oldular. Sadece biz hakem semineri değil, 600 kadar antrenörümüze de online üzerinden bu süreçte seminer verdik. Gerçekten 600 gibi bir sayı, büyük bir rakam, çok güzel bir katılım oldu. Hem antrenörlerimizi eğittik, hem de hakemlerimizi boş bırakmadık. Onları da, onların da eğitimlerini devam ettirdik. Burada tabii pandemi sürecinde antrenman programı çok önemli. Çünkü bizim online üzerinden hem milli takımlarımızın minikler, yıldızlar, gençler, büyükler antrenmanları devam ediyor. Tohum merkezlerimizin antrenmanları devam ediyor. Tabii bu pandemi sürecindeki antrenman programı çok önemli olduğu için biz bu süreçte antrenörlerimizi de eğitmiş olduk. Bu vesileyle de antrenmanlarına da devam ettirdiler. Efendim, pandemi sürecinde aslında sadece bu çalışmalar kapsamında değil, sizin gösterdiğiniz çok büyük bir vefa örneği var. Bence bunu bilmeyen izleyicilerimizin de şu anda öğrenmesi çok çok anlamlı. Zira 65 yaş üstüne evden çıkma yasağı geldiği zaman siz güreşle herhangi bir hayatının döneminde beraberlik yaşamış eski güreşçilere ziyaretler düzenlediniz. Onlara 1000'den fazla plaket armağan ettiniz. İnanılmaz geri dönüşler aldınız. Hatta ekranlarımızda da şu anda bazı fotoğraflar var o günlere dair. Evet, o Mehmet projeyi, Uzun eski milli güreşçilerimizden az önceki şeydeki. O projeyi anlatıyor musunuz efendim? Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanımız evde kalın, sağlıklı kalın talimatı verdiler. Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey de evde kalın, sağlıklı kalın, hareketsiz kalmayın talimatı verdiler. Biz de bu talimattan sonra sizin de ifade ettiğiniz gibi 65 yaş üstü hakem, antrenör, işte şampiyon, güreşçi, karakucak, yağlı güreş yapan, güreşte idarecilik yapan, güreş federasyonu başkanlığı yapmış tüm aileyi ziyaret ettik evlerinde. Öncelikli olarak bir ziyarette bulunduk. Bir ihtiyaçların olup olmadıklarını sorduk. İhtiyacı olanlara elimizden geldiği kadar maddi ve manevi yardımda, destekte bulunduk. Bunun yanında tabii Sayın Bakanımızın evde kalın, sağlıklı kalın ama hareketsiz kalmayın talimatından sonra eşortman yardımında bulunduk. Ve milli takım kondisyonerimiz aracılığıyla bir o pandemi sürecinde evde kaldıkları sürece hangi egzersizleri yapmaları gerektiği konusunda bir video hazırladık. Onları kendilerine ulaştırdık ve hareketsiz kalmamaları konusunda onlara, sağlıklı kalmaları konusunda onlara yardımcı olduk. Moral motivasyon oldu. Bizim bu ziyaretlerimiz, bizim bu çalışmalarımız o pandemi sürecinde evde kaldıkları süre içerisinde tabii müthiş bir dönüşümler aldık. Güzel bir çalışma oldu, güzel bir proje oldu. Netice itibariyle bütün ailenin aidiyet duygusu daha da gelişti, daha da arttı. Büyük bir moral oldu, büyük bir motivasyon oldu. Ben bu çalışma içerisinde olan il temsilcilerimizi ve merkez ofiste çalışan tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Güzel bir proje, güzel bir çalışma, güzel bir netice oldu
diyorum. Çok özel çalışmalarınız var. Gerçekten evet. Tüylerimiz diken diken olarak öğrendik biz de bunları. Peki bilimsel çalışmalara dönsek biraz. Muhteşem başarılar var sizin başkanlığınızda efendim. Tabii güreş bizim için kültürel bir sembol, kültürümüzün en önemli parçalarından biri. Ama sizin döneminizi konuşalım. Az önce Romanya'dan bahsettiniz, 16 madalyadan bahsettiniz, 6'sı altın, bu bir rekor. Evet. Böyle başarılar hem olimpiyatta hem Avrupa'da bize nasıl geldi? Sizin yönetiminizde ne değişiklikler oldu? Şimdi siz de ifade ettiğiniz tabii 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin kazanmış olduğu 8 madalyanın 5'ini güreşte kazandık. Gerçekten çok büyük bir başarıya imza attık. O süreçte yeni göreve gelmiştik. 1,5 yıllık bir görev süremiz vardı. Kritik bir dönemdi. O kriz dönemini, o süreci çok güzel idare ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü sonuç itibariyle olimpiyatlarda gerçekten güzel bir başarıya imza attık. 52 yıl aradan sonra böyle bir başarıya imza atmış olduk. Biz göreve geldikten sonra bilimsel çalışmaya çok önem verdik. Yani artık bütün milli takım kamplarımızda, kadınlarda, grokromende ve serbestte kondisyonerlerimiz var, fizyoterapistlerimiz var, doktorlarımız var, psikologlarımız var, masörlerimiz var, diyetisyenlerimiz var. Yani bu anlamda bu yardımcı elemanların tamamı kamp süresince sporcularımızla birlikte kalıyorlar. Diyetisyen sporcularımızın kilo sorunlarıyla ilgili, beslenmeleriyle ilgili takibini yapıyor. Psikolog yani dinlenme esnasında sporcuyu takip etme imkanı buluyor. Antrenman esnasında takip etme imkanı buluyor. Müsabaka esnasında takip etme imkanı buluyor. Tabii şimdi yani psikolog bir ortopedici gibi değil yani bir tarafınız kırılır, bir MR çektirirsiniz veya bir film çektirirsiniz, hani bakılır kırık var, çıkık var, ona göre bir ameliyat gerekiyorsa ameliyat yapılır. Ancak tabii yani bu psikoloji uzun süre yani kişiyi, sporcuyu takip etmeniz gerekiyor. Yani sporcunun psikolojisini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Bu da uzun bir süreç istiyor, uzun bir takip istiyor. Bu anlamda tabii psikologumuz sürekli kampta kalıyor. Fizyoterapistimiz var. Tabii önceden böyle sakatlık olduklarında genelde o sakatlığı böyle işte masörler falan, masörlerin yardımıyla tedavi oluyorlardı. Şimdi artık fizyoterapistlerimiz var. Orada kampta olduğu yerde sporcularımızın tedavisini yapıyoruz. Dolayısıyla böyle bir bilimsel çalışmaya adım attık. Tabii bu anlamda Sayın Genel Müdürümüzün ve Gençlik ve Spor Bakanımızın da tabii çok büyük destekleri oldu. Bunları biz kendimiz Güreş Federasyonu olarak istihdam ediyoruz. Ve bu istihdam imkanı neticesinde bize verilen bütçe ve bu imkan neticesinde böyle bir bilimsel çalışmayı ortaya koymuş olduk. Bu bilimsel çalışma neticesinde de tabii Cumhuriyet tarihinin kırılmaz rekorlarını kırdık. Büyük başarılara imza attık. İşte 2016 Rio Olimpiyatları 52 yıldan sonra böyle bir başarı yakalamış olduk. 2019 Avrupa Şampiyonası Cumhuriyet tarihinde ilk kez 16 madalya kazanmış olduk. 6 Avrupa şampiyonu çıkartarak 70 yıl aradan sonra böyle bir başarıya imza atmış olduk. Dolayısıyla bunlar hiçbiri tesadüfi değil. Tamamen bilimsel çalışma, ekip çalışması neticesinde alınan bir başarıdır. Ve bu ekibin tabii patronu da Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu Bey'dir. Ben kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi arz ediyorum. Çünkü gerçekten atasporumuza, güreşimize yeterince maddi ve manevi destekte bulunuyorlar. Onunla, Sayın Bakanımızdan aldığımız o destek ve o güçle biz de ekip olarak, yönetim olarak, teknik ekip olarak, teknik kurul, antrenörlerimiz ve sporcularımızla birlikte güzel bir ekip anlayışıyla, güzel bir çalışmayla, ekip çalışmasıyla gerçekten büyük başarılara imza attık. Ben bu anlamda yönetimimizi de, teknik ekibimizi de, antrenörlerimizi de kutluyorum, tebrik ediyorum. Sporcularımızın da alınlarından öpüyorum.
Önümüzde tabii çok önemli bir sınav var, Tokyo Olimpiyatları. İnşallah 2021'de de geçmiş yıllarda olduğu gibi ülkemizin ve milletimizin yüzünü güldüreceğiz diyorum. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetliydi bizimle beraber olmanız. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Zirvedekilerin sonuna geldik efendim. Görüşmek üzere. Sağ olun. Güneşi konuşalım.